Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün artık serinin kaçıncı videosu bu? 8 galiba. Serinin 8. videosu olan arabaları değiştirdik videosuyla karşınızda olacağız. Değiştir bitmiyor maşallah. Elhamdülillah. Bu sporu yapan bir insanız. Biliyorsunuz arkadaşlar, daha önce F30'ları değiştirdik videosu yapmıştık. Ama F30'lar artık yok. Yerinde yerler esiyor. Emirhan gündelik hayatında artık Mercedes'i biniyor. Ben de biliyorsunuz G20'ye biniyorum. Tabii ki de bunlar da alıcısını bulana kadar diyoruz. Alıcısını bulduktan sonra tabii bunları da satar, yerine yenilerini koyarız. Bizim için bunlar yolcu. Biz hancıyız. Biraz sanki bu arabaları değiştirdik videolarında duygulanıyorum. Tatlı bir... Değil mi? İleriye doğru bir gidiyor. Yani biraz ileriye gidiyoruz arabalar konusunda. Evet. Hani sürekli segmentin üstüne koyuyoruz. Sonuçta bu işi yapıyoruz. Kar ediyoruz. Üstüne koyuyoruz. Arabalarımızı değiştiriyoruz. Video çekmedi. Lan araba ne? Arabayı bulamadı Ali. Ali oturdu diye heveslendim. Bir saattir geri gidiyorum neyse. Ya daha önceden Tofaşlarla falan çekiyorduk. Farklı farklı arabalarla çektik. Ama bir ara Range Rover'la falan çekmiştik. Hatırlayanlar ya, olur. Güzeldi. Ama sen ne... orada Range Rover'a biniyordun, ben de Karabelle'ye biniyordum arkadaşlar. Emirhan Bey gün geldi, devran döndü ya. G20 bak. G20 ya kardeş, biniyoruz yani. Range Rover Karabelle videosunda sinirlenen Ali o günden beri para biriktirdi. Ve İntikamını dedim ki intikamımı alacağım. İki güzel araba var. Evet. İkisi de birbirinin rakibi. 3 ve C200'ler. Yani bilirsin ki BMW'nin 3 serisiyle Mercedes'in C200 serisi birbirlerinin segmentte rakipleri. Tabii. Fiyat olarak da yakınlar arkadaşlar. Şu an araçlarımızın arasında model yılı farkı var. Fiyat farkı var illa. Fiyat olarak bir fark var ama normalde yani bunun 2017'siyle bunun 2017'si hemen hemen aynı paralar. Aynen. 2020'leri de aynı paralar. 2020'leri de aynı paralar. Sıfırları da aynı para. Sıfırları da Mercedes'in daha pahalı diyebiliyorum. Yani şu anda ikisinde bayda bulunmadığı için ikinci eline bakmak. Yani tabii. Şimdi ikinci elde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arabalar birbirinin emsal olmasına rağmen ikinci elde Mercedes daha iyi prim yapıyor. Evet, yani BMW o kadar değerlenmiyor ikinci elde Mercedes'e nazaran. Tabii ki de değerleniyor fakat Mercedes bir tık daha önde götürüyor bunu. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Hani F30'u aldığımız zamanlarla C200'ü aldığımız zamanlar aynıydı. İkisini test ettik. Evet. Birisi 2015, birisi 2016 model arabalardı. Birinin piyasası orası 850 idi. Diğerinin de 800'dü F30'u. Aynen. F30 950 oldu. Bu 1 milyon 300 oldu. Yani aradaki fark Mercedes uçuyor yani. Uçarak gidiyor yani. Mercedes'e bineyim hem de yatırım yapmayı düşünüyorum piyasası artsın diyenler varsa illaki her arabanın piyasası artıyor ama Mercedes'in bence bir ekstrem bir artışı var ya yani arkadaşlar. Yıldızdır muhabbeti. Artıyor. Ben BMW'yi daha çok seviyorum. Bakın bak. Ya sen binicisin. Şimdi vallahi ben... BMW'yi daha çok seviyorum. Yani fiyat performans olarak benim gözümde Alman tankı yani. Hani konforlu bir arabadır. Bakın yani Mercedes'e kıyaslamıyorum tabii ama konforlu bir araba. Yani sizi yolda rahatsız edecek herhangi bir özelliği yok. Direksiyon biraz serttir. O da performansı yüksek bir araba olduğu için. O da direksiyonu birazcık tutabilin diye yani. De, konforlu, de, performansı, yakışıklı olduğuna da inanıyorum. Bu paraya ben bunu alırım. Bir de Mercedes bence yani halk arabası fiyatlarında artık halk arabası fiyatları bence 2 milyona falan geldi. Yok abarttın. Ya tamam 1 milyona kadar da yani halk abarttın. Arabasının bir tık üstünde normal bir arabaya bineyim. Yani ufak tabii lüks segment ya bence tamam, her türlü Mercedes demek yani. Demek istediğim kademe kademe. Halk arabası dediğimiz tamam Egea, Megane 500-600 bir tık üstü. F30'lar falan, C200'ler birbirine. Yani Volkswagen'ler tamam, falan. Tamam Volkswagen'in aynen. İşte yeni Passat'ları bile 1 milyon. Hani bir üste çıkayım dediğinde C200'ün yenisi olsun. E180 benzinli olsun. Ya süper spor bir araba almasın. Birazcık lüks bir Alman arabası alırsın ya da başka 2 milyon tabii. Yani yeni olsun 2 milyonun altında bir araba var mı? Yok yani. Yeni olsun ya, dediğim. Üst segment üst yok. Üst segment de yok. Alman arabalarında yok. Söylüyorum. Yani 2 milyonun altında bir daha düşünüyorum. Yok. Ya Volkswagen yani şu... falan var ama BMW, Mercedes, Audi yok yani. Tesla var hani opsiyon olarak görebileceğim. O da yeni geldi. Normalde 3,5 milyondu. 1 milyon 700 satış bandı var. Ben de yazıldım bir tanesine kardeşim. Yani. 4 ay mı 5 ay mı ne bir süre verdiler. Sen şimdi sattığında ortalama 2,2 falan ediyor. Herhalde bir Tesla Y alsan bir de Ege'ye koyuyorsun. Herhalde. Bir de Ege'ye koyarsın. Aynen. O kadar başka bir şey olmaz. Abi elektrikli arabaları nedense bir türlü sınamıyorum. Bak çok mantıklı çevremiz için. Güzel. İnanılmaz mantıklı hız ya. Hız olarak çok güzel, ses olarak çok güzel falan filan. Fiyat olarak da yakıt olarak da güzel olsun ama abi ya o bir harıltı hurultu içten yanmayı bir şey duymak istiyor insan. Tabii çok istiyorsun. Yani bu hoparlör falan koymuşlar şimdi. Hani onu şey yapsınlar tatmin diye. Yani. Tatmin etmez tabii. Yani popcorn gibi fake olur. Aynen. Hadi değişelim. Ya konseptten çıktık arkadaşlar. Muhabbete daldık. Emirhan'la da iki gündür görüşemiyoruz. Muhabbet edesimiz tutmuş. Bugün video için buluştuk. Ben sana şöyle Mercedes'in anahtarını vereyim. Şöyle göstereyim Mercedes'in anahtarı 2016 olduğu için. Biraz kuru ama yıldız parlıyor tabii. Ya bunun eti kurudur yani. Anladın? Anahtar dediğim budur. Evet. Şöyle... Ali'de 8 tane evin anahtarı. Ya şunu söyleyip durma. Her arabaları değil.
değiştirdik de. Evet, yeni BMW anahtarı şöyle araba First Edition M Sport tabii. Bu M detaylarda var. Acaba boş paket Sportline falan onlarda var mı? Onların tadı yoktur. Yok, simsiyah. Bu dolusu kardeşim yani. Neyse, gırtlak paket. Değişeceğim arabanın başına geçeyim. Hemen bunun başına geçeyim. 2022 arada 6 yıl fark var. Yani benim çocuk okula yazdırma yaşına gelmiş. Seninki daha yeni doğmuş. Yani dikkat et, çocuk dediğin eline çocuk verir. 170 beygirlik gerçek bir makine. Yakın zamanda da bir yazılım yaptırıp bunu 290 beygire çıkartıyorum. Bir sadece bir soft yazılımı. Ya. Kanka bu aslına bakarsan yurt dışında motor hacmini buraya biraz daha küçülterek getiriyorlar. Bu motor bu beygirleri kaldırabilecek bir motor. Aynı zamanda şanzıman da yine 290 beygiri kaldırabilecek bir şanzıman. Yani bu araba zaten şu haliyle arkadaşlar 2.200.000. Bir de bu araba daha yüksek vergi dilimine girerse bu arabayı artık kim alacak yani? Alt tarafı BMW 3. M3 değil, M5 değil, M8 değil. Lanet olası bir 3.20. 2.200.000 zaten kaç para olsun yani, anladın mı? Bir de normalde şaşırdım yani mesela bunu duyduğumda. Çünkü normal bir araba mesela 105 beygir işte normal Volkswagen'in. 120 olur. Motoru. 120 olur. 130 hadi 150 olsun. Okay. Daha... Ona stage 1'de yapamazsın yani. Kanka 170 beygirden 280-290 beygir çok büyük yani. Çok büyük. İki katına geliyorsun neredeyse. Sadece bu arabada emsalini başka arabada görmedim. Hatta şöyle bir istatistik paylaşayım size arkadaşlar. Bunun yapılabildiği kanıtlandıktan sonra, artık piyasa yayıldıktan sonra bu araba yanlış hatırlamıyorsam 2019 senesinde çıktı. Evet. 2019'da M3 satışları düştü. Millet bunu alıp yazılım attı. M3 almadılar yani. Ay, güzel bir motor yapmışlar. Güzel bir motoru var aynen. Yani bir benzinli motor arkadaşlar. Bu arada deli gibi yakıyor. Şu an yazılım attırmıyorum. Attıracağım ama bu arada bundan kaçış yok yani. Bir yerden sonra sen de o 300 beygire ulaşmak istiyorsun. Sende şöyle bir sorun var. Hani 1.6 motor 100 beygirden falan buraya gelmedin. Ama 300 beygirin gidişini neden hissetmeyeyim yani? Alt tarafı bir yazılım atacağım. Tamam, 170 beygir. Mühendisler bunu bu şekilde ayarlamış falan ama hani 280 beygir olduğunda bu araba sonuçta bir 280-300'e vurur. Vuruyor, 300 yapıyor aynen. Vurur hız olarak. Ama bu arabada seramik fren yok. İşte ona göre yalıtım yapılmamış. Tabii bak, o çok önemli. Çok önemli. Kesinlikle bu arabayı 280-300 beygir yaptırdığın zaman fren koyacaksın. Canının evet. Kıymeti varsa. Canının kıymeti yoksa. Ona göre amortisör önemli. Konuluyor, ayarlanabilir vesaire. Yani amortisörler de kaldırıyor diye biliyorum. Sadece benim bildiğim, yine bak bunu yapan arkadaşla da görüştüğüm için söylüyorum. Seramik fren koyulması gerekiyor. Yani çoğu yaptıran koymamış arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben eğer yaptırırsam, ki yaptırmayı düşünüyorum, ben koyacağım. Ya normal bir balatanın ben bu hızları kaldırabileceğini düşünmüyorum. Yok. Yani hani çünkü 300'den hafif basa basa hızınızı zaten düşürürsünüz ama 300'de önünüze bir şey atladı. Ani bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman araba patlar. Bir de 300'e kaza yaptım ama Allah rahmet etsin yani. Hani çok da yaşayacağını zannetmiyorum. İlla. O yüzden frenler önemli. Aynen. Neyse. Arabamıza baktığımız zaman neyse ki renkleri siyah ve gri. Aynen. Gri değil kardeşim, bunun normal. Aa, özür dilerim. Gravity gri. Gravity gri yani. 25 bin lira opsiyonla satılan özel bir renk. 25 de değil, 43 müydü öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bayağı pahalanmış. Bir de sen panjuru falan değiştirmiştin galiba. Şey, Eren mi değiştirdi? Eren değiştirdi panjuru. Ben eski panjuru biliyorsun evimde dekoratif olarak kullanıyorum. Bu panjuru bence daha yakışıklı. Tabii yani canım. Eren doğru bir karar vermiş. Eren zaten bu arabayı biraz harcadı. Çok az harcadı ama 3-5 bin lira yani. Yani. Harcanacak bir şey yok. Araba zaten en full yani. Tabii. Yapabileceğim bir şey yok. Tabii, o da doğru. Fabrika her şeyini yapmış. Tabii. Yani bir sağını solunu sürtmeseymiş, Eren buradan selamlar. Sağını solunu sürtmeseydin araba çok daha tatlı olacaktı. Vaktim yok şu an. Ben söyleme sahiptir Emirhan'ın daha önce de bahsettiği yeni bir eve çıktım. O yüzden evle uğraştım sürekli yani bu zamana kadar. Arabaya çok gerektiği özeni gösteremedim. Onu da ayarlayacağım. Ama şöyle bir şey var bak. Sosyal medyada bir yerdeyiz ya. Hani insanlar, biz de sonuçta video içerik üreticisiyiz. Bizden şey bekliyorlar sürekli. 98 yarı güvenlik paket bir Honda Civic. Ya yok, da FD6. Bunlar vicdanlılar. Bana diyor ki abi diyor 98 model Supra gelmedi. Lan Türkiye'de 4 tane var zaten. Ben nereden bulayım onu? Hayır işte hani bunlarla içerik ürettiğinde biraz kuru oluyor, anladın mı? Hani C200'ü çekiyorum lan, arena motoru. İşte bunu çekiyoruz lan, bu arabanın zaten her şeyini fabrika yapmış. Sen ne ekledin? Öyle değil kardeşim. Alacaksın FD6'yı, eğri basacaksın. Tabii. İşte Bugatti'ye çevireceksin. Tabii tabii. FD5'lerde yapıyorlar. Hani biraz onları bekliyorlar. Yapacağız. Onlar da yapacağız biraz arkadaşlar. Biraz projelik arabalara dönmek lazım ya. Lazım ama şu an inanılmaz yoğunuz arkadaşlar. Bu projeler bizim yaz hobimizdir. Yazın sizlerle beraber olacağız. Şu an kendi şahsi işlerimize biraz daha yöneldik. Emirhan evlendi zaten arkadaşlar. Eskisi gibi garajda yatıp kalkamıyoruz. Akşam 7 eve gidiyor falan, bir şeyler yapıyor. Artık karton bardakta çay içmiyorum. İnce belli olsun. Zaten proje demişken arkadaki projemizi zaten gösterelim. Evet abi, hazır garaja kadar gelmişken. Bir arabaları değiştiremedik ama fark ettin mi? Arkadaşlar şöyle, biliyorsunuz bir tane spoiler vardı fazla. Dedim bunu buraya çaksak nasıl olur? Evet, uymadığının farkındayız. Bence ama... güzel oldu. Bence kötü değil. Yakında uçuşa geçer. Kaportalık işlerini yaptırmaya devam ediyoruz. Şöyle bu arada jant yaptık, bunları göstermedik. Aa, özür dilerim. Tofaş jantı koyduk buna. Yine altı elde fazla vardı. Koyduk. İş döşemesini komple yaptırıyoruz. İyi bakın. Döşemeler falan 10 numara olacak. Ama herhangi bir döşemeciye götürmedik. Kendimiz yapıyoruz. Burada baliyle yapıştırıyoruz. Zaten BMW direksiyonu takmıştık. Zaman içinde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
arkadaşlar. İnşallah şunu bir bitirelim. Bakın şunu bile bitiremedik ya. Kaç aydır. Hadi binelim arabalara. Arkadaşlar ufak bir reklam arası vermem gerekiyor. Sizlere güzel ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Böyle eskiden pazar arabaları vardı, böyle arkasını açarlardı bildiğiniz gibi. Daha önceden zaten ürettiğimiz BMW baskılı eşofmanımız ve şöyle Ferrari baskılı eşofmanımız var. Ben de eşofman giymeyi çok seven bir insanım. Ve arabacıysanız bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Bu eşofmanları sipariş eden herkese istisnasız olarak arabalarınızda, evinizde, odanızda kullanabileceğiniz 8 adet tasarım oto asma kokusu da hediye edeceğiz arkadaşlar. Paketli şekilde aynı kargonun içinden çıkacak. Lig bu kadar iyi gidiyorken Galatasaray ve Fenerbahçeli eşofmanlarımız da satışta arkadaşlar. Hepsi yazlık kumaştan üretilme ve püfür püfür rahat edebileceğiniz eşofmanlardır diyorum. Yine bunları satın alan herkese de şöyle 8 adet oto asma kokusu da yine hediye olacak arkadaşlar. Aynı kargo poşetinin içinden çıkacak diyorum. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Ve şöyle göstereyim. Biliyorsunuz kendi parfüm markamız var. Jodex parfümleri. 2 tane erkek kokumuz var. Bu parfümü aldığınız zaman sizi 3 ay boyunca çok rahatlıkla götürecektir diyorum. Kalıcılığı ve kokusu çok güzel. 200 lira ücreti vardı. Bayram kampanyasına gittik. Sadece 149 liraya siz de bunları satın alabileceksiniz arkadaşlar. Bunlarda da yine bayram kampanyası var. Fiyatlar gerçekten çok ucuz. Açıklama kısmına link bıraktık. Sabitlenmiş yoruma link bıraktık. Bu linklerden sizler de siparişinizi verebilirsiniz. Bakın, yorumlara bakın, fiyata bakın. Hoşunuza gitmezse almayın diyorum. Satın alan arkadaşlar arasında ilk 200 kişiye de kargo poşetin içinde küçük burjuvaziden ufak bir hediye daha ekstra olarak eklenecektir diyorum. Siz de videoyla baş başa bırakın. Şimdi birazcık Emirhan'ın Mercedes'ini inceleyelim arkadaşlar. Şöyle Emirhan aldığında bu arabaya çelik jant koymuştu. Ekstra olarak tabii arabaya bir iki dokunuşu var. Araba ona göre biraz daha güzel duruyor. Şimdi Mercedes'in şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Ağır duruyor. Hani böyle girdiğiniz zaman ulan zaten çoğu kız anlamadığı için hani ulan bu Mercedes C200 mü, E200 mü, S400 mü falan. Gacılar bundan çok anlamaz. Aa der, ulan siyah der, Mercedes der falan. Hastası oldular. Mercedes'in böyle bir artısı var. Gene hep beraber bir de içine girelim. Arabamız arkadaşlar 186 bin kilometrede henüz daha kız gibi bir araba. Sadece trafikteki ömrünün yarısını doldurmuş. Onun dışında herhangi başka bir sıkıntısı yok. Mercedes'in 2016-2017 senelerinde bir kafa karışıklığı vardı arkadaşlar. Bu arabanın da araya gittiğini söyleyebilirim. Mercedes önceden arkadaşlar joystick koyuyordu bildiğiniz gibi. Sonra yeni modellerinde touchpad koymaya başladı. Ama bu yıllarda hangi mühendisinin aklına geldiyse bilmiyorum, ikisini beraber koymaya başladı ve gerçekten tatsız bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Kullanışı da değil bu arada. Ben hani çok modelde de kullandığım için söylüyorum. Hem kullanışlı değil hem de bence tasarım olarak da güzel değil. Tabii arkadaşlar içerisi Mercedes. Hani çok da kötü bir araba değil. Hiçbir zaman biri Mercedes'e kötü bir araba diyemez. Koltuk ısıtmaları olan bir araba. Hani bu araba flu flu değil ama koltuk ısıtmaları da var. Bu araba exclusive paket. Dışı AMG ama exclusive olmasına rağmen yani dolusu değil. Bu arada hani böyle bir tık daha söylemek gerekiyor. Bu AMG'nin bir alt paketi oluyor. Daha klasik sevenler için, hani spor sevmeyenler için, ama bu en full paket olmamasına rağmen koltuk ısıtmaları falan var. Yine dolu dolu bir araba yani. Mercedes bu tarz şeyleri koymayı seven bir araba. Tabii Emirhan'ın arabasının özelini de inceleyeceğiz. Burada bir tane hayatımda ilk defa gördüğüm bir parfüm markası var. Bakayım kokusuna. Hacı yağı gibi bir şey. Bu arkadaşlar yani bu nasıl bir tespit lan? Bu delikanlı adam tespitmiş şu an. Baksanıza şuna. Boncuklu taşlı falan. Ama galiba pahalı bir şey de benziyor. Şöyle koyayım. Emirhan tespit sever arkadaşlar. Sağdan soldan da çalar. Burada bir tane iPhone 14 Pro Max kutusu var arkadaşlar. Bakayım içinde telefon var mı? Yok. Telefonu vurmuş. Kutusunu anı niyetine saklıyor. Neyse çok da uzatmayalım. Gelin hep beraber Mercedes C'nin bir sürüşüne bakalım. Evet, şimdi bir Ali Kıtay 3 serisi daha inceleyeceğiz arkadaşlar. Kedinin ne kadar serisi varsa bindiği gibi 3 serisinde de bu istikrarını sürdüren bir adam. Yani bir şeye taktığı zaman takıyor. Kardeşim tamam, şimdi biz de zamanında F30 sürdük, onu sürdük, bunu sürdük. Ama sürekli ben farklı bir arabaya binmek istiyorum. Mesela bu C200'ü sattıktan sonra da A5 olur. A5 sattıktan sonra farklı bir segment olur. Araba değiştirmeyi seviyorum. Çünkü hepsinin tadına bakalım. Hepsi nasıl? Sonuçta bu işi de yapıyorum. Hem de farklı arabalara binmiş olalım. Şöyle bir şey var. A5'in bu kasasına bindin. A5 2 sene sonra yeni bir kasa çıkarabilir. Hani sürekli değişen bir araba piyasası olduğu için her kasaya binmiş olalım. Yani ben mesela en çok etkisinde kaldığım kasa her zaman BMW'nin 5 kasasıdır. Çünkü E60'ın mesela tadı çok farklı. F10 hele ki o uzunluğuyla böyle bir de coil moil taktığında yere yatışı çok farklı. Yeni 5'lerin o kalın stopları falan da çok farklı. Yani her serisinde farklı bir hissiyat veriyor, açık söyleyeyim. Benim en çok sevdiğim araba kasası
kasalarından birisi de BMW'nin 5 kasasıdır. Bizim yaşımıza göre evet ağır olduğunu düşünüyorum. 3 şehir içine yaşantısına göre ve kasa sporlu olarak daha uygun. Ama 5 kasada duruş olarak yani Mercedes E'leriyle falan kapışacak bir kasa olduğunu düşünüyorum. Yeni 3'ün içindeyiz. G20 2022 model. Ali'nin arabasını da beğeniyorum. Güzel. Çünkü en dolusu. Yani şunu ekleyeyim, ekranı ekleyeyim, koltuğu yaptırayım, bunu yaptırayım diye bir derdin yok. Ya da şu jantı takayım diye bir derdin yok. Zaten fabrika bizler için en güzelini yapmış. Yani biliyorsunuz F30'da M direksiyon takıyorduk. Zaten M güzel derili bir direksiyon var. Arabada hayalet ekran var. Güzel bir multimedyası var. CarPlay'inden BMW iDrive'ına işte buradan uzaya falan bağlanıyorsun. Her şeyini koymuşlar. Bahsettiğim gibi jantını koymuşlar. Farını LED yapmışlar. Stopunu LED yapmışlar. Sunroof'unu. Yani şu arabaya ekleyebileceğiniz bir şey yok opsiyon olarak. Sadece fantezi olarak bu arabanın M3 modeli olduğu için farını, kaputunu, tamponlarını falan body kitini değiştirebilirsiniz. Görünüş olarak yani bunu yaparsınız. Çünkü bizde F30'ların biliyorsunuz boşunu alıp F80 M3 yapıyorduk. Onun gibi bir şey yapabilirsiniz ama 10 liraya F30'daki gibi body kit alarak bu arabaya onu yapamıyorsunuz. Bahsettiğim fardı body kitti 200 bin liraları buluyor. Yani o biraz daha bu kasalarda daha pahalı. Ama ben BMW'nin yani şu kasa için konuşuyorum. Günümüz elektronik çağıyla eskinin böyle tuş takımlarını birleştirmesinden dolayı seviyorum. Çünkü artık abi tamam elektronik çağındayız işte multimedya çağındayız bilmem ne de lan arabaya bir şey koyun ki sürüşümüzde şey olsun. Şimdi Audi'lerde falan A8 bilmem nelerde yapmışlar. Burada ekran giderken buraya yazı yaz. Yani bu Fatih Okul projesi değil ki abi, buraya akıllı tahta koymanıza gerek yok. Şöyle bak klimanın tuşlu olması falan, koltuk ısıtmaların tuşlu olması güzel. Multimedya sade, hayalet gösterge, direksiyon üstü tuşlar. Burada bir joystick'in falan bulunması, şöyle minik bir vitesin bulunması. Bence hoş detaylar. Bunları seviyorum. Dediğim gibi tuş takımlarıyla multimedyayı birleştirmişler. Çünkü araba sürerken multimedyadan o detaylara ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü mesela daha önceki aldığımız Kedi'de de bu sorun vardı. Abi sen kedisin ya. Ticari bir arabasın. Tamam yenilik yapmışlar ama klimayı açana kadar tıkla, klimaya geç, sola çek, böyle tık 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 ekrandan klima uğraşıyor. Bak burada adam tuş yapmış. Mavi, kırmızı. Basıyorsun. Tık 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 düşür, kaldır, indir. Her şeyini ayarlayabiliyorsun. Yani bu kadar bir tık da mekanik olması lazım diye düşünüyorum. Güzel yani. Bunu seviyorum. Şimdi tamam bu 3 serisiydi ve BMW hakkında biraz bilgilendim. Ama Ali Kıtay'ın 320'sinde ne bekliyorsunuz? Ve Ali Kıtay'ın 320 arabasının içinde neler var? Bir de onlara bakalım. Şimdi bismillah diyerek başlıyorum. Şurada bir tane telefon kılıfı bizi karşılıyor. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Çünkü sol tarafta da full kılıf var. Şöyle hemen açayım. BMW'sinden tutun RS'ine işte Mercedes AMG'sine kadar bir sürü kılıf var. Peki bu kılıflar ne işe yarıyor arkadaşlar? Ali kendi telefonuna göre hangi arabaya binerse değiştiriyor, kullanıyor ve bunların da satışını falan yapıyoruz. Siz de eğer bu tarz telefon kılıflarını almak istiyorsanız marka modelinize göre aşağıda çıkan Instagram hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Zaten orada kullandığımız ve sattığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bunları da zaten böyle korumalarıyla falan geliyor. Ali hepsini buraya koymuş. Bunları sallayayım arkaya. Burada birkaç tane bozuk para var. Yaklaşık 0.1 sent falan ediyor. Burada bizim arabalarımızın vazgeçilmezi kolonyamız var. Her zaman benim kolonyalarıma laf ederdi limon kolonyası diye. Kendisi şöyle dantel bir kolonya almış. Devran dönmüş demek ki. Hayatına bir kız girmiş olabilir. Benim de hanım girmeden önce çünkü öyleydi. Evet burada sigorta kağıdımı artık bakım kağıtlarımı falan ayakkabısının tabanını falan silmiş herhalde. Çünkü o kadar kirli yani. Leş gibi bir şey olmuş. Neyse. Bak yemin ediyorum arkadaşlar sürekli kendin yaptın kendin şey yaptın. Biliyorsunuz ki her arabaları değiştirdik videosunda peçetelerle ilgili sorun yaşıyorum. Ve burada yine bir peçete var. Bak şöyle göstereyim detaylarını. Hani buruşturup koymuşsun lan bize ayak yapma falan demeyin yani. Detayları var yani üstünde. Onu da şuraya bırakayım. Ali'nin bir çocuğu ama çok fazla yaşamamış gibi duruyor. Onun üstüne yan tarafa biri bindiğinde ağzı kokmuş falan diye bir sakız atıştırmış oraya. Islak mendil arkadaşlar. Bu önceden ıslak mendilmiş. Bunun da botun tabanıyla falan basmış ve ağzı açık. Artık bu kuru mendil bile değil. Şöyle bunu da koyayım. Başka buradan ne çıkacak? 50 kuruş da çıktı. Neyse. Bu kadar. Bu taraf bu kadar. Şimdi bak burada sağ böbreğimi sıkıştıran bir tane çanta var. Video başladığından beri buradaymış. Daha yeni fark ettim. Şunu alayım. Bakalım içinden ne çıkacak acaba? Meraklıyız. Şimdi çantanın içinden bir plak çıktı. Ali şu anda diş tedavisi gördüğü için. Ali'nin diş yapısını görmemek için kapağını açmadım fark ettiyseniz. Evet şurada bir cüzdanı var. Cüzdanını biraz karıştıralım. Müze kart. Hayatında müzeye gittim Allah aşkına. En son nerede kullanılmıştır biliyor musunuz? Urfa gezisinde Göbekli Tepe'de falan kullanılmıştır. Burada kartına falan şey almış.
sticker mitiker. Böyle karışık bir cüzdanı var. Bak kimlik bile şöyle göstereyim. Kimliği bile ters koymuş. Neyse cüzdan işleri tehlikeli ya. Ya telefonumuz gözüküyor ya TC'miz gözüküyor. Bir şey gözüküyor. Sonra bizi nüfustan falan randevu alıyorlar. Bir şeyler oluyor. Hiç gerek yok. Gözlüğü falan var. Ali'de miyop var. İnşallah ağız tedavisi bittikten sonra göz tedavisine de başlayacağız. Yani Ali zaten videonun başında bahsetti. Çok fazla böyle modifiyelerle, projelerle ilgilenemiyoruz diye. Şu anda ilgilendiğimiz bir proje var arkadaşlar. Ali'nin modifiyesi. Şu anda dişten başladık. Sonra inşallah gözünü falan çizdireceğiz. Eğer sponsor olmak isteyen varsa göz doktoru falan buradan da bahsetmiş olalım. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz inşallah. Yani daha da fazla bir şey yok. Planı falan da koyayım. Gayet hijyenik ortamda sakladığımız bir plak anladığınız üzere. Bir de şu ortaya açalım. Burada site girişi var. Burada pasaportu falan var. Pasaportu açayım şöyle. Ali'nin olduğu kısım hariç. İlk sayfayı çeviriyorum bomboş. Ama bu sayfalar arkadaşlar yakında dolacak. Çünkü bu yaz itibariyle yurt dışı araç piyasasına da el atacağız. Yani incelemek için bakalım orada araba fiyatları ne, nasıl arabalar var. Çünkü Türkiye'de olmayan araba modelleri var. Şöyle de kısa bir örnek vereyim. Almanya'da şu an M8 BMW'nin en yüksek segment içten yanmalı motorlu seçeneği. M8'de Almanya'da şu anda 100 bin eurodan satışta ve bayiler de var. Hani bayiye gittiğinizde abi 6 bin liraya seramik kaplama geçiriyoruz falan da bir tutum da yok mesela. Ne kadar güzel. M8 var 100 bin liraya. Biz bu arabayı zaten yaklaşık 2 milyon liraya aldık. Ortalama bize de 100 bin euroya geldi. Yani burada ikinci el 2022 model bir 320 aldığınızda Almanya'da bu arabanın üretildiği ülkede bir tane M8 alabiliyorsunuz ki aradaki emsal farkını anlayın diye söylüyorum. Onun haricinde bu arabanın sigortaları falan var. Deodorant falan. Evet. Her zaman Ali'de bir kedi eksik olmaz. Biri gider biri gelir. O yüzden bu da kedinin yedek anahtarı. Burada arabada takılıyor. İşte arabanın ruhsatı falan bile özel şöyle güzel bir şeyler yapmışlar. Evet Ali'nin o çakısı. Bunu da Burşkar tadilatında dükkanı griye boyarken bir el atalım griye boyayalım dedik. Ama bunu seviyor. Çünkü kişisel bakımını bunun üzerine kurmuş bir adam. Tırnağını buradan kesiyor. Kaşını bununla alıyor kaş makasıyla falan. Yani soda açıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Güzel de İsveç çakısı. Her işini görüyorsun. Onun haricinde zaten bir şey yok. Şunları şuraya koyayım da. Ben aslında şu anda Ali'nin arabasını düzenlemiş oldum. Mesela daha dağınık bir arabaydı ilk açtığımda. Şu an mesela arabayı biraz düzenledim. Kolonyayı da şuraya koyduğum zaman. Evet bak tertemiz bir araba haline geldi. Araba güzel. Arabayı zaten sevdiğimi biliyorsunuz. 3 serisini biliyorum. Hatta her yeni arabayı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü teknolojileri güzel, motorları güzel. Sanayiyle uğraşmıyorsun. 100 bin kilometre ya da 5 sene, 3 sene garanti veriyor firmalar. Kafan rahat. Yani ilk sahibi sen olduğunda ya da böyle düşük kilometreli aldığında kafan rahat oluyor. Mesela uzun zamandır 3 senedir gördüğünüz Leon var bende biliyorsunuz. Şu anda hanım biniyor. 40-50 bin kilometrelerde aldık. Şu anda 110 bin kilometrelere geldi. Çok şükür bakım hariç mesela. Bir şey yaptırmadık. Yani yeni her zaman yeni oluyor. Kilometresi düşük arabalar her zaman daha sağlıklı oluyor. Uğraşmıyorsun. O yüzden Ali de en mantıklısını yaptığını düşünüyorum. Arabayı bir çalıştıralım arkadaşlar. Hala radyo dinleyen kaldım ya. Bunlar da arkadaşlar Mercedes'in vites sistemini seviyorum. G-Tronic vitesi var. Bir de araba arkadaşlar dizel olduğu için şu menzile bakar mısınız? Gözünüzün yağını emçireyim yani. Bakın depo full değil. 700 kilometreye yakın menzili var. Bir de full depo da değil. Benim araba lanet olsun fulluyorum 490 kilometre menzili var. Yani benzinli araba gerçekten birazcık can sıkıyor. Şöyle koltuk ısıtmayı da açalım arkadaşlar. Benim arabada da olduğu için artık koltuk ısıtmasız yapamıyorum ya. Yani koltuk ısıtmalı arabaya daha yeni yeni geçiyoruz arkadaşlar. Daha koltuk soğutması olan bir araba nasip olmadı. Acaba nasıl bir hissi var? Vallahi merak ediyorum. Eğer bir gün alırsak sizlerle bu hislerimi paylaşacağım. Eğer arabanızda koltuk ısıtma yoksa çok da üzülmeyin. Zaten kısırlık yapıyor diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir iddia var. Tabii Emirhan'ın arabası arkadaşlar yani yaşını başını almış bir araba olduğu için bakın burada yani üzücü bir şey görüyorsunuz. Bu bir telefon tutturmacı. Artık ne derseniz mıknatısı falan oluyor ya. Yani navigasyona falan bakmak için adam telefonunu buraya yapıştırıyor da bakıyor. Benim arabamda böyle şeyler yok kardeş. Bende kablosu CarPlay var. Ben Bluetooth'tan bağlanıyorsun. Bir de diyorsun ki sesli komut falan da var. Diyorsun ki ulan kardeşim beni şuraya götür buraya götür. Hemen araç size yardımcı oluyor. Evet. Hırsızlık zamanı. Şurada bir Ray-Ban gözlük buldum. Bunu hemen koyayım arkadaşlar. Çünkü bu benim gözlüğüm. Emirhan başka bir videoda çarpmıştı. Yıllardır bu arabaları değiştirdik videosunu bekliyorum. Gözlüğümü geri almak için. Sonunda gözlüğümü geri aldım. Mutluyum. Ama arkadaşlar Mercedes biraz daha ferah. Hem sunroof sistemi olsun şöyle göstereyim. Ta arka tarafa gidiyor bir de arkada da cam tavan falan var derken arkası havadar. Hani açık konuşayım. Ama hani bizim yaşımız için şu an hangi yaş kitlesini daha çok izlediğini ben görebildiğim için biraz daha benim yaşımdaki Emirhan'ın yaşındaki insanlar için bu araba bir tık ağır arkadaşlar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bizim bu yaşlarda daha spor arabalara binmemiz gerekiyor. 30'a geldikten sonra zaten o BMW'ye binmeyin. Altınız daha absürt durur. Ama 20'deyken 25
27-28, 30'a kadar çok rahatlıkla BMW'nin modellerine binebilirsiniz diyorum. 30'dan sonra artık 40'a kadar Mercedes'e takılabilirsiniz. Mercedes'ten sonra artık ne geliyor bilmiyorum. Biraz Jaguar bir şeyler alırsınız yani, ondan sonra da artık yaşam tarzınıza göre bir araba size yakışanı bulacağınızı düşünüyorum. Ama ben geçen gördüm. 55 yaşında bir abi geldi. Biz çorba içiyorduk. Sahur vakti. O da geldi çorba içecek. Çok sıfır, çok kral yapılı bir dördünden böyle 55 yaşındaki bir abi inince bir tık olmadı yani. Abi bırak da ona biz binelim yani. Sen biraz daha Mercedes falan ağır şeylere bin yani, anladın mı? Emirhan'a göre bu arabanın biraz yaşlı kaçtığını düşünüyorum. Emirhan biraz daha bence genç arabaları tercih edebilir ama o da böyle takılmayı seviyor. Zaten erken yaşta da evlendi. Emirhan zaten biraz daha olgundur arkadaşlar. Hani bu tarz şeylerden haz eden bir insan. Ben daha henüz o kadar büyüyemedim arkadaşlar. İnşallah Allah bize de nasip eder. Ben hala virajları falan görünce yanlıyorum falan böyle. Bu tarz şeylerden eğlence duyuyorum. Gelin gelelim motor arkadaşlar. Yani bu arabada şöyle bir yokuş buldum sizler için. Araba bayılıyor. Bu araba Mercedes. Yani yanlış anlamayın. Bu 1.0 Clio falan değil. Yemin ederim araba bayılıyor. Motor bu arabaya hiç olmamış ya. Renault, bildiğiniz gibi bu arabanın içinde bir Renault motoru var. Renault ile Mercedes'in ortak geliştirdiği motor diyorlar ama Renault'un motorunun birebir yani. Renault motoru var. Bu arabaya yakışmıyor. Kaporta Mercedes, içi Renault bir araba. 136 beygir bir araba. Tabii 136 beygirden ne bekleyebilirsiniz? Orası da biraz tartışma konusu. Fakat bir Mercedes için bence 136 beygir az. En kötü 180-190 beygir bir araba yapmaları gerekiyordu bu kasa için diyorum en azından. Hani bu ağır kasaların da gitmesi gerekiyor. Neticede bu hafif bir araba değil. 136 beygir bunu nereye kadar götürecek? Çeliği, demiri, iç malzemesi kaliteli. Yani şöyle bir ipucu vereyim. İç malzemesi ne kadar kaliteli olursa araba o kadar ağır oluyor arkadaşlar, kilogram olarak. Yani bir malzeme genelde kaliteli ise ağırlık olarak da ağırdır. Araba parçaları için konuşuyorum. İçini kaliteli yaptınız, arabayı ağır yaptınız. Motoru performanssız yapınca bu hantal bir araba oluyor, çıkıyor yani. Ha, İstanbul içinde işinizi görür mü? Sağa sola gittiğinizde yine insanlar Mercedes der mi? Der. Ama bundan öteye de gitmez benim gözümde. Şimdi hep beraber garaja doğru gidelim ve ben gerçekten performansı ve duruşu yerinde olan BMW'me bineyim. En sevdiğim özelliği de bu arabanın koltuk renkleri. Yani bir arabanın iç rengi bence ya taba olacak, böyle deri rengi, ya da böyle vişne çürüğü kırmızı olacak. Zaten en sevdiğim de vişne çürüğü ve bu iç ambiyans renkleriyle falan akşam bayağı karizmatik, güzel oluyor. Bu arabaya denecek bir şey yok yani, çok fazla da sallanacak bir şey yok ama arabanın içindekileri zaten siz gördünüz arkadaşlar. Şimdi Ali'nin arabasını düzene sokup temizledim. Şimdi ona teslim videoyu edeyim. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Emirhan. Evet, tabii ki de arkadaşlar. Bir de biz bu videoyu çektiğimizi işte bak garajdayız, Mercedes, BMW story falan atıyoruz. Bunları... Hepsi Instagram'da. Evet, kaçırmayın yani. Yan tarafta Instagram'larımız çıktı, bir takip edin. Bir de bak sen az önce dedin ki abone olun, beğenin falan. Bunlar artık alıştılar insanlar. %70 izleyeni kanala abone değil. Bu istatistikler sana nereden ulaşıyor acaba? Kanka yani. Duvarın dibinden bir yerden geliyor. Abone olun abi, bir şeyler yapın yani. Arkadaşlar. Vallahi abone olun yani. Vallahi lan yani. Bir üzünümüz. Bir saniyelik bir şey yani. Tamam bekliyoruz, bekle bekle. Saatim de yok da yalandan bakıyorum, şey yapıyorum. Ha bekledim. Oldu, oldunuz mu? Oldu oldu yani. Tamam, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Şöyle anahtarını vereyim kardeşim sana. Gel bir öpeyim seni. Madem ısrar ettim.